Evet arkadaşlar, sıradaki örneğimize bakıyoruz. Sıradaki örneğimizde verilen şekilde diyor, AB'nin sol tarafı için tevenin eşlerini bulun ve RL'nin 6, 16 ve 36 değerleri için RL'den geçen akımı bulun diyor. Önce ne yapacağız? Tabii ki AB'nin sol tarafı için akım kaynaklarımızı açık devre ve gerilim kaynağımızı kısa devre yapıp AB eşdeğerimizi bulacağız. Yani tevenin direncimizi bulacağız. Bunu da yaptığımız zaman devre şöyle bir şekle gelecek. Gerilim kaynağımız kısa devre, akım kaynağımızı kaldırdık ve 4 ohmluk, 12 ohmluk bu iki direnç birbirine paralel. Yani burası 3 ohm olacak ve bu 3 ohmluk direnç de bu 1 ohmluk dirence seri. Öyleyse RAB direncimiz, yani RTV'nin direncimiz 4 ohm olarak bulunacak arkadaşlar. Şimdi neyi bulmamız lazım? Şimdi de VAB açık uç gerilimlerini bulmamız gerekiyor. Bunun için de devremize bakıyoruz tekrar. Hangi tekniği kullansak en kestirme yoldan bu VTV'nin gerilimimizi, yani AB uçları arasındaki gerilimi buluruz. Burası açık olduğu için bu direnç yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla VTV'nin gerilimi aslında bu 12 ohmluk direncin uçlarındaki gerilime eşit olacak. Yani ben 12 ohmluk direncin uçlarındaki gerilimi bulduğum zaman TV'nin gerilimini bulmuş olacağım. Burada bir akım kaynağım var. Çok güzel. Bu bana hemen çevre akımlarını çağrıştırıyor. Bunu 2 amper olarak buraya atadım ve buraya da bir iyi akım atadım. Bu gözün akımı iyi akımının dolaştığı dirençlere bakıyorum. 4, 12, 16. 16 iyi. Buradan geçen iyi ile buradan geçen 2 amper aynı yönlü olduğu için artı bu 2 amperlik akım 12 ohmluk dirençte 24 voltluk gerilim düşürecektir. Ve bu gözün kaynağına bakıyorum. 32 benim akımımla aynı yönde, bana benim akımımı destekleyecek yönde akım ürettiği için artı 32 diyorum. Buradan iyi arkadaşlar, karşıya attığımız 8, 8 bölü 16, 0,5 amper bulursunuz. 12 ohmluk direncin uçlarındaki gerilimi bulacağım. Öyleyse 12 ohmluk dirençten geçen akımı bulmam gerekiyor. 0,5 belirlediğim iyi, atadığım iyi akımı ve 2 amper de buradan geçiyor. Öyleyse 2,5 amper geçiyordur 12 ohmluk direncin uçlarından dedim. Öyleyse VTV'nin gerilimi 12 çarpı 2,5, o da eşittir 30 volt olarak bulunur. Ve artık TV'nin eş değerini devrenin çıkardığım zaman 30 volta 4 ohm. Şimdi RL'nin 6 ohm olduğu değer için akımı bulacak olursam, akım ifadem ne olacak arkadaşlar? Gerilim bölü toplam direnç. 30 bölü toplam direncim 4 artı 6 10, yani 3 amper bulunacak. RL'nin 16 ohm değer için 30 bölü 20 1,5 amper ve RL'nin 3. değerim 36 ohm değeri için 30 bölü 36 artı 4 40, o da eşittir 0,75 amper olarak bulunacaktır. Devam edeceğiz.